Güzel bir pazartesi sabahından günaydın sevgili ETV izleyicileri. Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Manisa'mızın çok değerli doktorlarını konuk almaya devam ediyoruz. Yine bugün çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden psikiyatri uzmanı Hasan Semih Bilgin canlı yayın konuğum olacak. Bugün depresyon ve panik atak ve obsesif kompulsif üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, biz deyiz. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hocam bugün önemli konulara değineceğiz. Öncelikle şöyle başlamak isterim. Depresyonun temelinde yatan sebepler nelerdir? Biraz bahsedebilir miyiz? Öncelikle depresyona girmeden önce sizin yerinizde ETV'ye teşekkür ediyorum. Çok çünkü, teşekkürler, sağ olun. Yaptığınız sağlık programları halkın sağlıklı yaşam adına doğru bilinçlenmesine katkıda bulunan programlar olduğunu görüyoruz, izliyoruz. Geçmiş öğrencisi bu programlara katılıp Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi olarak. Şimdi ruh sağlığı alanı önemli bir alan. İnsan diyor psikososyal bir varlık olarak ilerliyoruz biz sağlık çalışanlara, hekimler olarak. Böyle değerlendirilince sadece biyolojik boyutu ve onun ortaya çıkardığı rahatsızlıklar yanında insanın bir de ruh yapısı, ruhsal düşünce yapısı, davranışları ve hayatı nasıl algıladığı ve bunların hayatına nasıl yansıması gerektiğiyle ilgili bir ruh alanı var. Bu ruh alanı tabii biz ruh sağlığı profesyonelleri olarak burada ortaya çıkan sorunlarla, burada ortaya çıkan bozukluklarla, burada ortaya çıkan hastalıklarla profesyonel olarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Tabii Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nde çalışıyorum ben de psikiyatr olarak. Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi de öteden beri işte Sarı Bina tırnak içerisinde adıyla anılan bir akıl hastanesi olarak bilinirdi. Ama günümüzde artık sadece akıl hastası diye tanımladığımız bizim önemli hastalık gruplarımızın tedavisi dışında ruh sağlığının geniş yelpazesi içerisinde bulunan, kabul ettiğimiz rahatsızlıkların da tedavisi yapılabildiği bir merkez olma özelliğini de taşıyor. Bu şu açıdan önemli. Hakikaten çok deneyimli, donanımlı bir yapıya sahibiz orada ve ruh sağlığı alanında hani hizmet üretemediğimiz bir şey söz konusu değil, alan söz konusu değil. Onun için Manisa halkının, bizim insanların ruh sağlığı ile ilgili sorunları olduğunda çekinmeden, yine tırnak içinde bir akıl hastanesinde ben akıl hastası mıyım, ne işim var orada gibi düşünmeden başvurmalarını salık veririm. Çünkü hakikaten bize, bunu niye söylüyorum, bize başvuran bazı hastalarımızda zorla getirilmek durumunda, zorla derken hani ben akıl hastası mıyım da buraya geliyorum gibi bir dirençle gelen hastalarımız oluyor ve yakınları çok müşkül, zor durumda getiriyorlar. Onları gördüğümüz için söylüyoruz bunu. Hep söyleme ihtiyacı duyuyoruz her platformda. Evet, orada güzel şeyler yapıyor. İnsanların ruh sağlığı ile ilgili ihtiyaç duydukları hizmetler veriliyor. Depresyon da işte konumuza girersek eğer bizim ruh sağlığı profesyonelleri olarak toplumda sıklıkla gördüğümüz ruh sağlığı sorunlarından bir tanesi. Hatta dünyada ruh sağlığı sorunlarından bir tanesi. En önemli sorun yaratıcı tarafı da ciddi işlev kaybı ve bunun hani kişinin yaşam kalitesini düşürdüğü, yakınlarının, çevresinin bu hastalıkla uğraşıp enerji harcamasına yol açtığı gibi ekonomik olarak ciddi kayıpları da olan bir şey. Dünyada yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yani ilk beşin içerisinde depresyonun yol açtığı iş gücü ve ekonomik kayıplar açısından bakınca da depresyon önemli bir rahatsızlık. Depresyon, yani isminden de anladığımız üzere bir çökkünlük hali. Depresyondan geliyor. Bir çökkünlük, ruhsal durumun çökkünlüğü aslında. Çökkün bir ruhsal durum. Bundan neyi kastediyoruz biz çökkünlükten, ruhsal çökkünlükten ya da depresyondan? Evet, kişinin günlük normal ruh halinden farklı, enerjisinin azaldığı, hayata karşı ilgi ve alakasını kaybettiği, yaşamın artık onun için hiçbir anlam ifade etmediği, bunun yanında duygu ve düşünce dünyasında
durgunluk, donuklukların olması, artık dikkatini, konsantrasyonunu odaklayıp işini sürdüremez hale gelmesi. Onun dışında fizyolojik işlevlerinden işte uykusunun bozulması, yani uykularının kaçması, uyuyamaması. Sonuçta uyku çok önemli bir kavram insan sağlığı açısından. Dinlendirici bir tarafı vardır. Gün boyunca bir sürü bilgiyle ya da belli bir hızla çalışan vücut, metabolizma uykuda dinlenmeye geçer ve dışarıdan aldığı, özellikle beyin dinlenme sırasında gün içerisindeki şeyleri, bütün o beyine gelen verileri ayıklar, gereksizleri atar, temizler. Böyle bir temizleyici bir işlevi vardır uykunun. Bu açıdan bakınca depresyonda uyku bozuluyor, uykusuzluk oluyor ve bu depresif tablonun daha da olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Çok az uyku olduğu gibi nadir hastalarında çok uyku da olabiliyor depresyonda. Onun dışında iştah kayıpları, kilo kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Yani depresyon aslında kişinin hayatta beslenme bağlarını kopardığı da bir durum. Yani hem uyku anlamında hem fizyolojik işte vesaire yeme gibi enerji ihtiyaçlarını azalttığı, minimize ettiği bir ruh durumu. Tabii böyle bir durum acı verici de bir durum. Kişi bu ızdıraptan, acıdan bir süre sonra çaresizlik içerisinde ölümü bile düşünmeye başlıyor. İntihar vakaları depresyonda sık karşılaştığımız, yani intihar deyince işte şizofreniden sonra en sık gördüğümüz rahatsızlık grubumuzdur bizim depresyon. Depresyon böyle bir rahatsızlık. Toplumda yaşam boyu işte erkeklerde %10, kadınlarda da %20 civarında yaygınlığı olan bir rahatsızlıktır. Kadınlarda biraz daha fazla karşılaştığımız bir rahatsızlıktır. Onların hormonal biyolojik yapılarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Konuda yapılan çalışmalar bunu söylüyor bize. Depresyon işte her yaşta görülebilen bir rahatsızlık. Çocukluk çağında da görebiliyoruz, yaşlılık döneminde de görebiliyoruz. Ve her dönemin kendisine özgü bulgularıyla da seyrettiği bir tarafı vardır depresyonun. Yani çocuklarda, erişkinlerde normal depresyon kliniğinden farklı bir klinikle, ne bileyim, huzursuz, sürekli ağlayan, sinirli bir çocuk şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Yaşlılarda da yine farklı formatlarda karşımıza çıkabiliyor. Onun için yani depresyonun biz eğer kişinin yaşam kalitesini, işlevselliğini, sosyal, mesleki, akademik işlevselliğini düşürdüğünü hissettiğimiz anda, gördüğümüz anda, yakınları olarak açısından söylüyorum, evet, ortada iyi gitmeyen bir şey olduğu sonucuna varabiliriz. Depresyon hani neden olduğu ile ilgili genetik bir boyutu var. Depresyonu biz değişik sınıflara da ayırıyoruz. İşte reaktif depresyon, ne bileyim işte kısa tepkisel depresyon, çok fazla çeşidi var. Endojen depresyon dediğimiz, bizim gerçekten kişinin tamamen dışsal faktörler dışında içsel depresyon, yaratıcı faktörlerin etkin olduğu depresyon, ki en ağır depresyon türümüz de odur. Onun dışında depresyon günlük hayatında aslında mizacımız, duygu durumumuz gün içerisinde, günler içerisinde, aylar içerisinde değişik dalgalanmalar gösterir. Böyle bir kabul edilebilir sınırda dalgalanmalarla seyreden ruh halimiz vardır. Depresyonda bu dalgalanmalar işte hani birazcık yukarıya doğru dalga birazcık neşeli, keyifli olmayı gösterir. Aşağı doğru dalga çökkünlüğü gösterir. Bu kabul edilebilirliğin daha aşağısına indiğinde çökkünlük, daha uzun sürdüğünde, günlerce sürdüğünde ve işlev kaybına yol açtığı zaman biz evet bu zaman depresyon diyoruz. Onun dışında günlük hayatın içerisinde de olabilir, kabul edilebilir sınırlardaki dalgalanmaları, mizaçta hem yükselme dediğimiz neşeli, keyifli, yüksek moralli olma haliyle keyifsiz, moralsiz, çökkün olma hali arasındaki, yani belli bir sınır arasındaki dalgalanmayı normal kabul ediyoruz. Bizim için depresyon diyebilmemiz için evet kişinin kognitif olarak, bilişsel olarak, düşünce sistematiği olarak evet hayattan artık zevk almadığı, kendisinin işe yaramaz birisi olduğu, bu işe yaramazlık nedeniyle değersiz kendisini hissettiği bir ruh hali olması gerekir ve bunun uzun süre devam ediyor olması gerekir.
ve dolayısıyla bunun yarattığı duygu durumuna yansıyan bir çökkünlük olmalıdır. Depresif kişiye baktığımızda evet o mimikler yüzümüze yansıyan depresyon, yani ruh halimizi yansıtan en önemli şeydir yüz görünümü, mimiklerimiz, canlılığı, evet, ve karşımızdaki ya da hayatla, insanlarla olan iletişimimize, yüz mimiklerimize verdiğimiz karşılık aslında depresyonda bir karşılıksızlık anlamında, çökkün ruh hali, işte yüz hatlarımız çökmüş, göz kapaklarımız, tamam, mutsuz bir görüntü. Evet, mutsuz bir görüntü ve bu hep böyledir. Yani günler kriterlerimiz şeydir, detaylandırmak çok şey değil belki ama en az 15 gün diye, en az 15 günle şey yaptığımız kriterizasyonumuz vardı. Depresyon böyle bir rahatsızlık. Yani dediğim gibi %10-20 yaygınlığında gördüğümüz, bizim en sık karşılaştığımız toplumda ruh sağlığı sorunlarından birisidir. Depresyon, şöyle tersinden bakarsak yapılan çalışmalarda maalesef hani çoğu tedavi dışı, tedavi edilmiyorlar, edilemiyorlar. Çünkü depresyonun kendini sınırlayıcı tarafları da vardır. Yani depresyon 1 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay sürüp kendi kendine de ortadan kalkabiliyor. Depresyonu belli bir yere kadar insanlar yaşantılayıp hani bununla mücadele ediyorlar. Bu sanki olağan bir şeymiş gibi değerlendiriyor kişi ve etrafı. Bunu yaşamın içerisindeki herhangi bir durumla ilgili olarak düşünüyor. Yani işte 3 yıl önce yakınlığı kaybetmiştir. Hala onun kaybının etkisi olarak düşünebiliyor. Yani mutlaka böyle bir şeyle ilişkilendirerek bu da olağan bir sonuç gibi görüyor. Ama aslında evet, depresyon tedavi edilebilir ve edilmesi gereken bir rahatsızlık. Biraz önce söylediğim gibi maalesef tedavi oranları çok yüksek değil. Yani işte her depresyon, yani 10 depresyondan 3'ü, 4'ü, 5'i tedavi alıyorlar ve tedaviye gelenlerin de yine bir yarıya yakını da tedaviyi sürdürmekte zorlukları var. Bu tedavi uyumu vesaire de ayrı bir sorun olarak tabii bizim. Bu rakamlar bize neyi gösteriyor? Depresyon hala, işte onun için bu programlar çok önemli diyoruz. Ne kadar işte kişiye sayısı önemli değil, ulaşılabilirse işte sizlerin aracılığıyla bilgilendirmek adına insanların bilmesi gerekiyor tabii. Yani içinde bulunduğu ruh durumunun ne olduğunu anlayıp ona göre yardım alma davranışına yönlenmesi gerekiyor. Evet, depresyon böyle bir tablo. Peki tedavi yöntemlerinden biraz bahsedebilir miyiz? Depresyon dediğim gibi biyoloji zemini olan bir rahatsızlık. Yani beyindeki serotonin, dopamin gibi derin, yani beynin işte duygu, düşünce, algı vesaire gibi bu tür bizim ruh alanımız dediğimiz alanın içerisindeki özelliklerini belirleyen bölgelerinde bu aminlerin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkan bir şey, bir tablo, bir tarafıyla öyle bir zemini var ve onun için de antidepresan ilaçlar önemli bizim açımızdan tabii. Bu beyindeki aminerjik sisteme müdahale eden ve onların o düzensiz çalışmalarını düzene koyan ilaçlar, önemli antidepresan ilaçlar olarak kullanıyoruz. Onun dışında terapiler var. Depresyondaki o bilisler dediğim olumsuz düşünceler, olumsuz düşüncelerin yarattığı kişinin kendini kötü algılamasını değiştirmeye yönelik destekleyici psikoterapiler yine ilaç tedavisinin yanına iliştirilebilir, eklemlenebilir. Tek başına terapiyle götürülebilecek hastalar vardır. İlaç kullanamadığımız durumda ya da ilaç kullanmamız gerektiği duruma göre. Onun dışında hani yine biz ruh sağlığı hastanesi olduğumuz için biz daha çok yatan hastalarımız daha böyle hani ağır ya da ileri, orta ileri derecede depresif hastalar, riskli hastalar oluyor. Riskli derken işte intihar riski olan, ne bileyim işte yeme reddi olan, yani gıda reddi yemeyen, artık öyle ki hasta yememe gibi bir tutuma bile sokabiliyor. Zayıflamış, yani 3-5 ayda 20-30 kilo vermiş ve tedavi de reddeden düzeyde depresiflerimiz oluyor. Evet, o düzeyde hastalarımız için elektroşok tedavisi dediğimiz tedavi uygulayabiliyoruz. Bunun dışında evet, ana şeyimiz ilaçlar. Tabii destekleyici şeyler var. Mesela bugün mesela bu konunun içerisine onu da katabiliriz.
depresyon çok yaygın, depresif durum her insanın günlük hayatı içerisinde yaşantılayabildiği bir şey demiştik. Bugün bakıyoruz insanlarımız hani koşturmaca içerisinde, hayatın koşturmacası üzerlerine yüklenen rollerle, mücadeleyle geçiriliyor. Ve biz genelde mesela sorarız hastalarımıza, kendiniz için ne yapıyorsunuz, özel yaptığınız bir şey var mı? Maalesef çoğunlukla yok oluyor. Şimdi bu tüketici bir durumu var, bu koşturma, roller. İşte çalışacağız, işte çocukları yetiştireceğiz, geleceği hazırlayacağız filan, böyle bir... Sürekli bir hayat telaşı. Evet, gittikçe böyle dikleşen de bir hayat yokuşu önümüzde. Yani böyle gittikçe rahatlayan bir yokuş algılamıyoruz biz tabii başvuranlardan. Onlara diyoruz ki işte evet, bir hobi edinin, spor mesela, sporun antidepresan etkinliği kanıtlanmış. Sporu da katıyoruz tedaviye, yani yapabilecek konumda olanları. Evet, bu önemli. Yani bizi izleyenlere bunu söyleyebiliriz. Mutlaka depresyona girmeleri gerekmiyor bu tür şeyleri yapmak için. Günlük yani evet, her insanın rol olarak, sırtına bir görev olarak üstlendiği şeyler dışında, kimsenin ona bir iş olarak vermediği, dayatmadığı, tamamen kendi tercihiyle ilgilendiği bir şeyler olması gerekiyor. Yani bu her şey olabilir. Yani kedi, köpek besliyor olabilir, çiçek, böceklerle ilgileniyor olabilir, ne bileyim işte müzikle ilgileniyor olabilir, spor yapıyor olabilir. Keyif alacağı bir şey. Evet, keyif alacağı, kimsenin belirlemediği, tamamen kendisinin seçtiği ve haftanın belli günleri, bu çok zaman alan şeyler de değildir aslında. Bunu öneriyoruz, şiddetle öneriyoruz. Çünkü biz sürekli aslında hayat, insanla hayatın ilişkisine baktığımızda sürekli bir alışveriş, enerji alışverişi vardır. Ve gittikçe yine görüyoruz ki bu alışveriş tersine hep hayata veren bir şekilde, hayattan da alıyor olmamız gerekir. Bu denge, alışveriş dengesi bozulunca birazcık, çünkü psikik enerji diye, ruhsal enerji diye bu depresyonda kaybolan enerji, birazdan hayattan aldığımız enerji aslında. İşte işimizden, çevremizden, arkadaşlarımızdan, ailemizden. Bunlar bir süre sonra enerji harcadığımız şeyler aslında çoğunlukla. Aynı enerjiyi verdiğimiz oranda almayabiliyoruz. Onun için yeni bir iki enerji kanalı açmamız gerekiyor. İşte bu da hobi, işte sportif faaliyetler gibi. Bu önemsediğimiz bir şey. Çünkü insanlar hani depresif birazcık ya da depresyonda olmasa bile bu tür faaliyetlere başlamayla ilgili bir sorunları var. Biz diyoruz ki evet, belki bugün başlayacaksınız. Hani işte doktor size şunu yeme, bunu içme, şunu yapma dediği zaman nasıl uyuyorsunuz? Bu da aynı şey. Bunları yapacaksınız, yapmaya başlayın. Göreceksiniz 3 hafta sonra, 4 hafta sonra sonuçlarını. Çünkü biz şunu da biliyoruz ki bu hobi ya da sportif faaliyetler, bu kendimize özgüleştirdiğimiz faaliyetler, yaparken de keyif verebildiği gibi yaptıktan sonra da keyfini aldığımız şeylerdir. Yani bu böyle bir şeydir. Onun için hani başlamakla ilgili zorlukları olabilir insanların, ama başlasınlar. Bu hem ruh sağlıklarına, beden sağlıklarına zaten iyi gelecek bir şeydir, spor anlamında söylüyorum. Ruh sağlıklarına da iyi geldiğini göreceklerdir. Çünkü hakikaten biz kendimizi, bize yüklenen, hayatın yüklediği rollerin dışında kendi kararımızla da bir şeyler yapıyoruzu kendimize göstermemiz anlamında da kıymetli bir şey. Yani bu kendi benlik algımızı güçlendiren bir şey. Yani sanki öbür türlü, yani bize biçilen roller, yani sanki hayatın inisiyatifi bizde değilmiş gibi. Biz bir hayata geliyoruz ve o hayatın içerisinde, o hayatın koşturmacalarının içinde kaybolup gidebiliyoruz bazen. Burada en önemli şeylerden birisi de tabii her insan biricik. Herkesin kendine göre bir hayat tasarımı var. Çevreden olumsuz da etkilenebiliyoruz. Olumlu etkileşimlerimiz de vardır. Çevrenin olumlu etkileşimlerine odaklanmak çok önemli. Yani çevremiz... Olumsuz yanları her zaman evet, görmeyeceğiz aslında, değil mi hocam? Olumsuzluklar da olur evet, hayatımızda. Yani kendimize çok haksızlık etmememiz gerekiyor. Yani kendimize çok, tamam, eksiklerimiz olabilir. Bazı şeyleri hatalı yapıyor olabiliriz hayatın içerisinde. Yanlış kararlar vermiş olabiliriz. Önemli olan bunları sürdürüp sürdürmediğimizdir. Yani depresyon bir tarafıyla da hep bu olumsuz tarafı bize gösteren bir boyutu vardır.
Onun için hani depresyona girmeden, girme aşamasında ya da olumsuz yaşam olayları yaşayan insanların kendilerini bırakıverip hemen depresyonun içerisinde kaybolmalarından önce, evet olabilir, bu hayata dair bir şey. Ben böyle bir hayatın içine yaşıyorum. Başkaları başka türlü yaşıyor olabilir. Başkası yaşasaydı bu olayı başka türlü reaksiyon verebilirdi, başka türlü davranabilirdi, daha güçlü olabilirdi, yenilmeyebilirdi. Ama ben yenildim, mücadele ettim, yenildim ama bu tamamen yenildiğim anlamında değildir. Yani tamamen kaybettiğim anlamına da gelmemeli diye düşünmesi lazım. O anlamda o günkü maçı kaybediyorum ben. Yani o günkü davranışımdan dolayı kendimi kötü hissettim. Ama bütün olarak kendimi kötü hissettirme şeyine dönüştürmemem gerekir. O basit bir hatayla ya da o güne ya da o sürece dair bir yaşam olayının bizim bütün kendimizi algılamamıza sirayet edip işte ben yapmadım, başaramadım, beceriksiz birisiyim, işe yaramaz birisiyim diyerek kendimize olumsuz şekilde döndürmememiz lazım. Onun için pozitif, evet yani mutlaka hayatımızda bize hayatı, çünkü insanoğlu öyle bir şey, hayatla bağı sürdüğü için vardır. Yani bir yaşam enerjisi her şekilde, her halükarda bir miktar var ki hayatın içinde varız. Yani türümüzü de devam ettiriyoruz. Bugün buradaysak, bu hayatı sürdürüyorsak, bugün bu koşullarında, evet biz bu hayatta mücadelede ayakta kalabilmişiz. Kalabildiğimiz için varız diye düşünmemiz lazım. Onun için çevrede olup bitenler, hayatın önümüze koyduğu şeyler, çünkü bir tarafıyla bakınca yani dünyanın değişik yerlerinde çok değişik koşullarda da insanlar yaşıyorlar ama en kötü koşullarda yaşayanlar bile hayata sarılıp tutunma becerisini geliştirebiliyor. İnsanın böyle bir şeyi var. Tabii burada demek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani hep daha olumsuza bakıp kendimizi iyi hissedelim ya da en azından daha kötüye bakıp olumlu hissetmek değil de daha olumlu yaşamın koşullarını belirleyen, şey yapan bizler değiliz. Sonuçta hayat böyle dizayn ediliyor. Onun için biz bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz koşulları adapte olabildiğimizi, olduğumuzu hep düşünmemiz lazım. Ve bu bize, kendimizi aslında koruyucu bir tarafı da vardı. Bütün sistemin koruyucu dinamikleri yanında. Evet. Hocam bir sorum daha olacak. Depresyona giren kişiye tabii çevresi de çok çok önemli. Çevresindeki evet. Kişiler, aile yakınları nasıl davranması gerekiyor bu rahatsızlığı olan kişilere? Depresyona giren kişinin, başta da söyledim, en önemli şeylerinden birisi enerji kaybı. Dolayısıyla günlük işlevselliğinde bozulma olması. Yani evde kadın işte çocuklarıyla ilgilenemiyor. Yemek yapamıyor, temizliğini yapamıyor. Yani adam işe gitmek istemiyor. Çocuk, genç, okula gitmek istemiyor. Enerji azlığının yarattığı bir iş gücü kaybı var. Genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz, çok sık olmasa da. Eskiden daha fazlaydı. Yani doktora gidiliyor, senin bir şeyin yok, sen biraz bunu almışsın filan diyor. Ve hani psikiyatriste değil tabii, başka bir hekime. Çünkü depresyon bir de bizim gibi böyle toplumlarda somatik belirti dediğimiz bedensel şeylerle daha kendini gösterir. Yani işte baş ağrıları, sırt ağrıları, karın ağrıları, İşte oram buram ağrıyor der, başımdan giriyor, ayağımdan çıkıyor, değişik tarifleme. Beden diliyle anlatım bizde daha böyle somut bir şeydir. Daha evet ciddiye alınır. Benim işte ruhum daralıyor. Ya senin neyin eksik, ruhun daralıyor? Yani ruh daralmasını sanki günlük hayatın içerisinde bir şeylerin eksikliğiyle olabilecekmiş gibi düşünüyor. Depresyon öyle bir şey değil. Onun için daha somatik bulgularla gittiği için ancak o zaman hekime götürme davranışı da gelişiyor. Bu aslında hani öğrenilmiş bir tarafı da olabilir tabii ama biz de hani duygularını ifade, eğer sözcüklerle, düşüncelerle ifade edemediğimiz zaman bedenle ifade ediyor. Yani aslında bizim de belirlediğimiz bir şey değil bu. Yani depresyon kendini nasıl o toplumda insanlarda belli edecekse ediyor bir şekilde. Yani depresyon içimizde yok olmuyor, yok edemiyoruz. Çünkü onun oluşmasını ya da ortadan kalkmasını belirleyebilecek olan bir şeye sahip değiliz. Yani kendi kendine kişinin depresyona girmesini engelleme, koruyucu olabilir, şey yapabilir ama depresyona
gireceğini hissedip de onu engellemek söz konusu değil. Bunun için aile bireylerinin, yakınlarının bu enerji azlığının yarattığı işlev kaybını kompanse etmeliler. Yani o dönemde, depresyon döneminde biz hastalarımız öyle deriz yakınlarına. Evet, bu dönemde yüklerini siz alın. Enerji ne kadarsa o kadar işlev görmesine izin verilsin. Hastaya da öyle söyleriz. Çünkü öbür türlü hastalarımız da eski işlevselliğiyle kıyaslayıp mevcut durumunu, kendisinin yetersizliği, ben böyle, çünkü depresyon öyle bir şeydir. Yani hep böyle gideceğini düşünür insan ve artık eski şeyleri yapamayacağını düşünür ve kendini kötü hisseder, yetersiz hisseder. Daha da derinleştirir tabii. Onun için biz deriz ki evet, depresyon enerji azlığı yaratır. Ne kadar enerjiniz olursa o kadar iş üretin. Daha fazlasını niye yapamıyorum diye kendinizi suçlamayın. Yakınlarına deriz ki siz o eksikliği kompanse edin, tamamlayın. Hastanızın yapamadığı işlev kayıplarını siz tamamlayın. Bu süreçte ona destek olun. Tabii öncelikli şeyimiz tabii tedavi sürecine katılmalarını sağlamak. Onun dışında tabii zorlamalarını istemiyoruz. Hadi mesela genelde şöyle şeyle de karşılaşıyoruz. Hadi seni bir yere götüreyim, gezdireyim, iyi gelir, açılırsın filan gibi. Hayır, onlara da hep hasta odaklı, hastanın enerjisi ne kadar neye izin veriyorsa, neyi yapmak istiyorsa zorlamamak. Evet, onlara eşlik etmek. Öbür türlü, çünkü bir profesyonele getirdikten sonra hastayı artık ve depresyon tanısı konulduktan sonra artık profesyonelin çizdiği çerçevede yürünmesi gerekir. Onun dışında aileler tabii çok iyi niyetli, hani biz daha fazla ne yapabiliriz diye kendilerini paralıyorlar. Gerekli değil o kadar paralamaları. Eksilen yerlerdeki boşlukları doldursunlar. O destek, güven, sevgi, sıcak ortam aslında en önemli. Onu sağlanmışsa işte hem aile içi olabilir, hem arkadaş çevresi olabilir. Hani yalnız olmadığını hissettirilirse o yeterli destek aslında. Geçme süresi daha da belki kısalacak. Tabii o destekleyici terapilerde de zaten bunu kullanıyoruz. Aileye de öyle bir rol düşüyor tabii bu, burada. Hocam, erken tedavi döneminden biraz bahsedebilir misiniz? Yani bu rahatsızlık tedavi edilmezse ileride başka sorunlara sebebiyet verebilir mi? Dediğim gibi en büyük tedavi edilmezse en büyük sorun yani işin şey boyutunda bu iş kaybı, yani işlev kaybının yarattığı şeyler. Artı tabii belki bizim tarafımızdan baktığımızda suisit, yani intihar riskinin yüksek olması. Yani depresyonun bir grubu, özellikle endojen depresyon dediğimiz daha ağır seyreden ve kişiyi intihara kadar sürükleyebilen bir tedavi olmazsa evet, bu en çok endişe duyacağımız şey intiharla karşı karşıya kalmak. Onun dışında depresyon tedavi, her tedavi edilmeyen atak bir sonraki atağın tedavisini, çünkü depresyon bir kere yaşamışsak bir kere daha ondan sonra tekrarlama olasılığı da artan bir şeydir. Yani tekrarlayıcı özelliği olan bir rahatsızlıktır. Bir kere geçirilip bir daha geç olmaz diyebileceğimiz bir şey değildir. Onun için tedavi edilmeyen her atak bir sonraki atağın daha şiddetli, tedavisinin daha zor olduğu bir şeye, sürece götürür. Bu da tabii kişinin yaşam kalitesi açısından bütünce bakınca, yani atıyorum 10 yıl boyunca iki defa, birinci yıl ve 10. yıl iki atak geçirmiş hasta, ya ikişer, üçer ay günlük hayattan uzak kalmış olabilir ama geri kalan 9,5 yılını rahat, keyifli geçirmiştir. Ama yine benzer bir hasta tedavi olmadığı zaman her yıl tekrarlayan ataklardan dolayı belki bu 10 yılın 5 yılını depresyonda geçirir. Onun için kişinin totalde baktığımızda yaşam kalitesinin ne kadar süre normal hayatında keyif alarak yaşayabileceği kadar bir yerde tutulduğu önemli. Total yarar açısından bakınca depresyonun böyle bir sonucu da var. Ama asıl başta da söylediğim gibi intihar riski çok önemli. İş gücü kaybı. Bu sadece ekonomik anlamda iş gücü değil. Evde çocuklarla ilgilenememe, bir kadın hasta için söylersek, erkek için çalışamama, yani bir sürü boyutuyla bir iş gücü kaybı söz konusu. Bu aileyi de, işte yaşadığı toplumu da, sosyal hayatı da, ekonomik yapıyı da olumsuz etkileyen bir tablo. Evet. Her tarafıyla olumsuzlukları olan bir şey, bedeli olan bir rahatsızlık. Hocam, biraz panik atak konusundan bahsetmek, hı-hı, isterim. Panik atak nedir? Panik atak nedir? Panik atakta
Aslında bir anksiyete bozuk, panik. Bizim halk panik oldum. Paniklemek değil tabii. Hani bir durum karşısında telaşlanmak, elimizin ayağımızın dolaşması filan, panik olmak ayrı bir şey. Bizim anladığımız anlamda panik atak bir anksiyete, bir kaygı bozukluğu temelde. Atak dediğimiz için ataklarla karakterize bir şeydir. İşte 15-20 dakika süren, o esnada kişinin işte bir takım semptomlar yaşadığı, işte kalp çarpıntısı, göğüste sıkışma hissi, boğuluyormuş hissi, işte ellerinde kollarında uyuşmalar, baş dönmesi, bulantı hissi, ölüm korkusu, tabii çıldırıyormuş gibi, aklını yitirecekmiş gibi. Hakikaten yaşayan kişinin çok kendisini felaket, her anlamda işte ölüm korkusundan çıldıracakmış, bayılacakmış, düşecekmiş, ölecekmiş gibi bir kişi için olabilecek en olumsuz şeyleri akla getiren bir semptom bütünü panik atak. Bu ataklar tekrarladıkça biz buna işte panik bozukluğu diyoruz. Yani bu bir defa da olabilir ama işte bozukluk haline gelmiş olması için işte ayda işte en az 4 defa falan oluyor olması gerekir. Şimdi panik atak böyle bir şey. Yani bir şekilde mekanizmanın tetiklendiği, yani bir işte kişinin işte kalbinin çarpıntısını hissedip eyvah diye kalbim hızlı çarpıyor gibi bir buna yorum yapması üzerine işte onun o çarpıntıyı hızlandırıcı, o yani ona verdiğimiz anlamı şöyle söyleyeyim. Mesela biz koşunca da kalbimiz küt küt atar ama biliriz koştuğumuz yani için böyle. Ya da heyecanlanınca küt 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 atar, heyecandan oldu deriz. Ama böyle bir durumda insanlar küt 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 bir şey yokken olduğu için eyvah bir şey mi oluyor kalbimde filan deyip cümleyi öyle kurmaya başlar ve birbirini tetikleyen bu nefes değişikliklerine yol açar. Nefes değişiklikleri vücuttaki karbondioksit, oksijen oranlarını değiştirir. O değişiklikler işte vücutta uyuşmalar, karıncalanmalar filan birbirlerini böyle domino taşı gibi yıkan bir semptom örüntüsüdür. Bir süre gelir. Bu da yine depresyon gibi %10 düzeylerinde değil ama ona yakın, yani yaygınlıkta olan bir rahatsızlıktır. Genelde panik atak bizi acile götüren bir şeydir. Böyle hastalarımız acillerde, biz onlarla eskiden karşılaşırdık, yani genel hastanelerde hala öyle giderler. Çünkü kalp çarpıntısı, boğuluyormuş hissi, göğüs ağrısı, bunlar hep kalp solunum sistemi tetkikle, yani öyle bir rahatsızlık olduğu algısıyla başvurulur, tetkikler edilir, tahliller yapılır, hiçbir şey yok sende, sende panik atak var derler, güle güle derler. Önemli bir rahatsızlıktır panik atak, panik bozukluğu. Kişiyi işler kaybına yol açar. Yani mesela panik ataktan dolayı kişi bir süre sonra bu atağı ilk nerede geçirdi diyelim. Kapalı bir ortamda geçirdi. Bir yerde kalabalık bir salondayken geçirdi. Bir süre sonra bu kalabalıklarda olabilir diye kalabalık ortamlardan kaçınmaya başlar. Onunla ilişki kurar kafasında. Orada olduğum için oldu. Ya da seyahatteyken olabilir. Ne bileyim işte çok tren yolculuğundayken, uçak yolculuğunda ortaya çıkabilir, tetiklenebilir bu ataklar. Öyle olduğu için kişiler bunları yaşamayayım diye o alanlardan, agorafobi diyoruz bize, kaçmaya başlar. Kapalı ortam, açık ortam, yani bu atağın ortaya geleceğini düşündüğü alanlardan kaçınma davranışı gösterir. Bunu gösterdiği zaman da biz işte agorafobili panik atak deriz buna. Böyle olunca biz mesela hatırlıyorum, ben evini hastanenin yanına taşıyan hastalar biliyorum yani. Bir şey olduğunda hemen gidebileyim diye bu derecede. Mesela bir Alman, yurt dışından gelen bir hasta işini bıraktığını, 8. katta bir 9-10. yüksek bir yerde çalışıyor. Asansörle inip çıkması gerekiyor, yürüyebilip çıkması zor. Panik ataktan dolayı işini bıraktığında. Bu derece sonuçları çok keskin olabilen bir şeydir. Yani kişi hakikaten bu ataktan dolayı felaket şeyler geleceğini düşünür, öyle algılar, öyle yorumlar. Ama evet, tedavi ile aslında bunların, o çarpıntının, göğüs ağrısının, sıkışmanın, boğulmanın fizyolojik bir kaynağı olmadığı, sebebi olmadığı, tamamen bu panik atak denilen beynin o bir alarm sistemi vardır. Yani hani biz ne bileyim işte hiçbir şey beklemediğimiz, kaygı duymadığımız bir sokakta yürürken
hiç beklemediğimiz zaman önümüze birden bizi çok korkutacak bir şeyle karşılaştığımızı vücudumuz hemen bir alert, aslında bir savunma mekanı, nabız hızlı atmaya başlar, kasılırız filan. Böyle bir beynimizin bir merkezi vardır, bu kaygı bu merkezi üreten. Orası bir şekilde hani geçmişte yaşanılan bir takım korku, kaygı, endişelerle de ilişki olabiliyor. Onunla ilişkisiz de olabiliyor. O merkezin harekete geçmesidir. O merkez harekete geçiyor ve bu semptomlar ardı ardına ortaya çıkıyor. Panik atak da yine tedavisi, hem davranış tedavisi dediğimiz, kişiyi o kaygı duyduğu, panik atak yaşadığını düşündüğü yerlere böyle yavaş yavaş kaygısını yaşanmasını da sağlayacak şekilde duyarsızlaştırma davranış tedavileri. Artı yine beynin o dediğimiz kaygı merkezinde, kaygı üreten, panik atak tetikleyen merkezinde ki serotonerjik sistem üzerinden olan değişiklikleri tedavi amaçlı, serotonin üzerinden etkili olan, yine depresyonda da kullandığımız ilaçları burada da kullanabiliyoruz panik atakta. Böyle bir tablo panik atak. Tedavisi mümkün olan, ataklarla seyreden, işlevselliği olumsuz etkileyebilen ve diğer sağlık birimleri tarafından da çok karşılaşılan, onlara da çok başvurunun olduğu bir hastalıktır. Çünkü işte işin içinde kalp, solunum sistemi, bedensel bir takım semptomlar var ve bunlar hakikaten kişiyi endişelendirecek düzeyde. Yani ben acil deneyimim de var, daha önce acil hekimliği yaptığım zamanlardan hatırlıyorum. Yani hakikaten kişi bir kalp krizi geçirmiş ya da boğuluyor o anda, ne hissediyorsa aynı şeyleri hissediyor. Boğuluyorum diyor, boğuluyorum. Yani biz diyoruz ki bak, dinliyoruz akciğeri, nefes alıyorum. Alıyor nefes ama kişi o aldığı nefesi beyin nefes alıyor gibi algılamıyor. O boğuluyorum diyor, bir şey yapın. Tabii yani fizyolojik bir şey, boğulmaya yol açan bir şey söz konusu olmadığı için o anda kişinin o bilişsel işte kaygı düzeyini azaltıcı müdahalelerle falan o atağı sonladı. Yani aslında acile giderken bile o atak, çünkü orada önemli olan o korkuyu azaltacak bir şeyle karşı karşıya kalması. İşte hastane ortamı da doktora başvurmak da öyle bir şey yaratıyor. Hastaneye gelince kendini iyi hissedebiliyor, iyi hissedebiliyor ve atak kontrol altına almış oluyor. Zaten 10-15 dakika süren bir şeydi. Şeyle karıştırmamak lazım başta dediğim gibi. Yani sürekli panik insanlar vardır böyle. Sürekli telaşlıdır. Panik atanlar diye insanlar olur. Yani böyle gün boyu telaşlıdır o. Nereye koydum, ne yapacağım? İşi nasıl yapacağım? İşte misafir gelecek, ağırlayabilecek miyim? Filan eli ayağına dolaşır. Bu çok farklı bir şey. Yani bir durumla karşılaştığında telaşlanan, o ayrı bir şey. O panik atak değil, o telaşlı olmaktır falan. Bir rahatsızlık olarak da görmeyiz ama panik atak, panik bozukluğu bir hastalıktır ve yine bizim işte depresyon vesaire gibi hastalıklarımız yanında anksiyete grubunun içerisinde biraz önce konuşacağız, obsesif kompulsif bozuklukla beraber bir kaygı endişe bozukluğudur ve önemli bir hastalık. Bu konuda da son yıllarda epeyce bir yine bu medya kanalıyla yapılan şey programlar, bilgilendirmeler konuyla birlikte halkımızın da bu konuda artık epeyce bir şeyi evet bilinçleniyorlar. Evet, öyle bilinç geliyorlar. Hocam biraz obsesif kompulsiften biraz bahsedebiliriz. Bu rahatsızlık nasıl bir rahatsızlıktır? Obsesif kompulsif bozukluk bizim işte temizlik titizlik hastalığı diye halk arasında bildiğimiz bir hastalıktır. Yani sonuçta hepimiz de bir miktar titizlik, temizlik, biraz önce duygu durumundaki normal seyir aslında bu konuda da vardır. Yani bir yere kadar temizlik. Burada şey olan hem obsesyon, zorlayıcı böyle düşünceler, tekrarlayıcı zihnimize gelip atamadığımız, bizi rahatsız eden en önemli tarafı da rahatsız edici olması. O düşünceler ve o düşünceler, yani obsesyon diyoruz biz onlara, bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıdan kurtulmak için kişinin bir davranış, yani günlük yaşamında olmadık ya da ihtiyacı olmayan bir davranışı tekrarlayıcı bir şekilde yapmasıdır. Buna da kompulsiyon diyoruz. Obsesif kompulsif bozukluk. Bunlar işte obsesyonlar olarak tek başlarına zorlayıcı, rahatsız edici, böyle işte vesvese düşünceler şeklinde de olabilir. Kompulsif şeyler olarak tek başına ikisi bir arada olabilir. Biz daha çok ikisini bir arada görüyoruz. İşte ne bileyim, kişi işte elini, yani işte kirlenme obsesyonu vardır. Evet. Takıntılı düşüncesi. Kirli, ellerim kirleniyor. Sürekli yıkamayı sürekli. Ne olacak? Bu kirlilik hissini gidermek için sürekli elini yıkayacak.
Bir süre sonra ne oluyor? Kişi hiçbir yere dokunmamaya başlıyor. Zorunlu olarak dokunduğunda gidiyor eli yıkıyor. Eli yıkarken de ne oluyor? Yıkıyor. Yıkarken işte çeşmeden su da sıçrıyor. Sıçradı yine kirletti diyor. Yani o yıkama uzuyor. Yani işte 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika yıkabiliyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki kişi gününün neredeyse yarıya yakınını el yıkayarak ya da banyoda 2 saat durarak ya da o obsesyonel düşüncelerle işte hani çok değişik şeyler var. Mesela çizgiye basmama obsesyonu, yolda giderken işte binaları sayma obsesyonu ya da işte tüpü açık bıraktım mı, kapıyı kilitledim mi, kontrol şeyleri, obsesyonları hani tekrar diyorum. Burada şey olan tabii bunların kişi tarafından da evet saçma geliyor ama engelleyemiyorum ve bu da bir rahatsız ediyor. Obsesyon da saçma geliyor. Obsesyonun yarattığı sıkıntıyı gidermek. Çünkü sıkıntı işte mikrop kaptım sıkıntısı. Kapıyı kilitledim mi? Kilitlemediysem bu sıkıntıyı gidermek için kontrol dediğimiz kontrol etme ya da ona yönelik kompulsif davranış eylemi yapma. Bu tabii bu konuyla ilgili bizim en çok şeyimiz, sıkıntımız bu da yine yani böyle ergen yaşlarda, 20'li yaşlarda başlayan ve sıkça gördüğümüz bir rahatsızlık. Yine %10'lara yakındır bunun toplumda genel yaygınlığı da. Bununla ilgili şeyimiz tabii geç başvuru olur. Yani bunlar bir yere kadar normal kabul edilir. Yani işte herkes titiz olmalı, herkes temiz olmalı. Herkes evini her gün temizler. Mesela misafir kalk gelir gider, koltuklar silinir, bilmem her taraf yıkanır. Yani böyle normalden fazla bir temizlik davranışı, daha çok da temizlikle ilgili gördüğümüz için çok değişik bağlamda obsesyonlar görebilir. Yani işte çocuğuna zarar verme obsesyonu, ne bileyim işte dinsel içerikli Allah'a küfretme ya da işte dinden çıkarım, çıkarmayayım acaba gibi obsesyonlar, onun üzerine geliştirdiği kompulsiyon. Şimdi bunlar birazcık toplum tarafından, kişi tarafından da normal kabul edilir ve bize yani böyle 3-5 yıl, 10 yıl sonra tablo başladıktan sonra geç gelinir. Geç gelindiği için de böyle hani böyle çok ağır vakalarla da karşılaşırız biz. Yani o kadar ki yani çocuk kapıdan gelir evden, daha kapıda hemen bütün üstü başı soyulur, banyoya götürülür, öyle filan. Yani aile de artık mesela eş gelir, yıllardır biz böyleyiz der. Dayanılır gibi değil ama onları da mecbur evet, bir şekilde kabul ediyor. Tabii kabul ediyor. İşin kötü tarafı sadece kişiyle sınırlı değil, etrafını da kontamine ediyor, etrafını da yoruyor. Onun için evet, kriter nedir? Kişinin de kendisine saçma geldiğini artık, rahatsız edici, anlamsız bulduğu ve buna yönelik enerji, zihin, hem zihninden atamama hem o düşünceleri gidermek üzere davranışlar, tekrarlayıcı davranışlar yapma şeyi kabul edilebilir sınırların dışına çıkmışsa artık hem kendi yaşam işlevselliğini olumsuz hem çevredekileri sıkıntıya sokmaya başlamışsa evet kendiliğinden geçmiyor bunlar. Tedavi alınması gerekir. Obsesif kompulsif bozukluk mesela depresyon gibi kendini şey yapan kaybolan da bir şey değildir. Ağırlaşarak seyreden bir şeydir. Önemli bir rahatsızlık grubu ve hani böyle evet ciddi bir rahatsızlık olarak değerlendirilmesi gerekir ve tedavi ortamına taşınması gerekir bu kişilerin. Çünkü öbür türlü hakikaten yaşamı hem kendisi için hem çevresi, çocukları, ailesi için çekilmez ve katlanılmaz hale getirebiliyor. Peki tedavi yöntemleri nelerdir? Obsesif kompulsif bozukluk da yine hani bu tekrarlayıcı düşünceler yine beynin işte bu düşünceleri filtre eden sistemleri vardır. O filtre mekanizması bozuktur da işte oradan mesela normalde işte biz işte elimi kirlendi mi? Evet ya biraz önce yıkamıştım, yemekte yıkarım diye bir düşünceyle o obsesyonumuzu yeneriz. Şimdi onlar da o sistem çalışmıyor. Onda bir arıza var hep tekrar. Şimdi o sistemde yine bu serotonerjik, aminerjik sistem dediğimiz beynin biyokimyasalları üzerinden etki eden şeydir. İlaçlar önemli tabii burada. Onun yanında dediğim gibi davranış tedavisi önemli. Yani bu şeylerden bir süre sonra hem obsesyonlarla nedeniyle kaçınma davranışını ortadan kaldırmak hem de bu kompulsif davranışları kontrol altına almak adıyla davranış terapisi, ilaç tedavisini ekleyebiliyoruz. Çok şey vakalarda bizde Türkiye'de
nadir hani kullanılıyor. Cerrahi, psikocerrahi dediğimiz beynin o bölgesinin çıkarılarak bu obsesyonel şeyleri üreten merkezine cerrahi müdahale çok ağır vakalarda, çok ağır vakalarımız vardır. Yani hani böyle öyle ağırdırlar ki onların bir işte şizo obsesif deriz biz. Onlar o şizofreniyle obsesyonun bir örtüştüğü, çakıştığı, bir buluştuğu yer vardır. Onlarda da mesela şizofrenlerin de mesela bazı grupları, bir kısmı böyle obsesyonel şeylerle başlar hastalığın başlangıcı, ama ağır obsesyonellerin bir yerinde şizo obsesyonellerin yer vardır. İşte o ilaçlarla falan tedavi mümkün olmadığı zaman psikocerrahi seçeneği de vardır. Onun dışında işte elektroşok tedavisi, yani biz elimizdeki bütün argümanları bu hastalık içinde kullanıyoruz ve evet, hem depresyonda hem panik atakta şöyle bir algı vardır işte toplumda, bir de işte akıl hastalığı, ruh hastalığı iyileşmez, bunlar tedavi olmaz. Hayır, bizim bugün, eskiden biraz, şimdi çok değişti. İlaç, yeni ilaçlar çıkıyor, yeni şeyler, tedavi yöntemleri çıkıyor. Bugün çok iyileşmez diye gördüğümüz şizofrenler, şizofreni grubu hastalığı, en sürekli bir hastalık seyri gösteren ve ağır hastalarımız. Onlar bile günlük yaşamda kendi başlarına işlevsel olabilecek düzeyde semptomlarından, rahatsızlık bulgularından arınmış vaziyette tedavi edilebiliyor. Bu şey gibi işte, mesela şeker hastalığı, kalp hastalığı da sürekli tedavi gerektiriyor. Evet. Onlar tedavi edilmeyen hastalık deyip doktora gitmiyor değiliz, gidiyoruz. Şizofrenler de, bizim hastalarımız da öyledir. Tedavi edilebiliyorlar. Tamam, belki tamamen normal bir insan gibi işlevsellik göstermiyor bir şizofren, ama günlük hayatını en azından çevresine en az yük olacak şekilde sürdürebilecek klinik duruma gelebiliyor. Bu tedavi devam ediyor mu? Evet, tabii şizofrenlerde falan öyle, ama depresyon, OKB, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, bunlarda ömür boyu tedavi gerekliliği olan durumlar vardır, az da olsa miktarı. Ama bunlar tamamen asemptomatik ya da semptomsuz hale, panik atak, depresyon gelebiliyor, obsesif kompulsif bozukluk hakeza öyle. Yani OKB'de tedaviye yanıt oranı yüzde, işte davranış terapisi bile var, %60-70'tir tamamen semptomsuz hale gelme. Onun için tedavi olunabilen şeylerdir. Bizim burada söyleyebileceğimiz, evet, bunlarla ilgili günlük yaşamımızı, ruh dünyamızı, kendimizi algılama, hissetmemizi, yaşam kalitemizi etkilediğini hissettiğimiz bir durum olduğunda profesyonel yardım almaktan çekinmeyelim, kaçınmayalım. Tabii canım, yani çok kolay, basit. Şimdi artık yadırganmıyor da psikiyatriste, evet, gitme. Önceden genel hastanelerde psikiyatristin polikliniğinin önünde oturmazdı insanlar. Karşıda otururlardı. Hani psikiyatriye gidiyor filan dedi. Şimdi gidiyorlar psikiyatriste gitmek. Hani birazcık böyle hani bir tarafıyla hani daha farklı, herkesin yapmadığı bir şey yapıyor gibi iyi hisseden bir tarafı da var. Bazıları da öyle algılıyor. Ayrıcalık gibi filan. Ama biz sonuçta Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi, dediğim gibi, Manisa için bir şeydir, şanstır, bölge hastanesi. Bütün 11 vilayete bakıyoruz. Bazı hastalıklar, hastalar için burası vazgeçilmez bir yer, ama biz dediğim gibi Manisa içerisinde bu anlamda depresyon, panik atak ya da işte benzer ruh sağlığı sorunları olanlar için iyi bir şey, alternatif sunan bir yerdir. Çok sayıda işte 30'un üzerinde psikiyatrın çalıştığı bir merkez. Gün geçtikçe çalışmalarını geliştiriyor. Umarız. Eklemek istediğiniz şeyler var mıdır? Eklemek istediğim bir şey yok. Yani tekrar şöyle özetlersek, depresyon, panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk, ruh sağlığı profesyonel bizlerin günlük pratiğimizde karşılaştığımız, sıklıkla karşılaştığımız rahatsızlıklar. Bunlarla ilgili kişinin yaşam kalitesini, yaşam standardını hem ruhsal, hem bedensel, hem sosyal, hem mesleki işlevselliğini olumsuz etkilemeye başladığını hissettiğimiz anda profesyonel yardım için çekinmeden insanların başvurmasını salık verin ve tedavi konusunda da evet, en çok karşılaştığım şeylerden bir tedavi uyumu ile ilgili sorunla karşılaşırız. Yani doktor bize bir hafta, 15 gün sonra, bir ay sonra gel der, gidelim tedavi. Yani artık o inisiyatifi ona bırakmışızdır. Doktor artık o süreci bizimle götürecektir. O inisiyatifi başkalarına bırakmayalım. İşte komşu, işte bu ilaçlar bilmem bağımlılık yapıyormuş, o şöyle yapıyormuş, bunları içince filan gibi etraftan duyduğumuz yalan yanlış bilgilerle değil, hekimimize bir sürekli gidersek, biz hekimde ruh sağlığı
çalışması, profesyonel yani hekim hasta hekim çalışması birazcık süreklilik gerektiren bir şeydir. Yani bir gün görüp bir daha hastayı görmeyeceğiz değil. Onun için hastalığı, hekimin de hastayı tanıyıp sahiplenmesi ve ona gittikçe yardımının dokunabilirliğinin artması için belli periyotlarla görmesini sağlamak lazım. Yani hastanın tedavi uyumu hekimin hastayı sahiplenmesi açısından da çok önemli. Hocam, bizim en çok önemsediğim zaten çok sık doktor değiştirmektense aynı kişi. Hiç önermiyoruz. Evet, değil hiç mi? Önermiyoruz. Yani sonuçta hekim eğer hangi branştan olursa olsun eğer yardımcı olamayacağı ve başka biçimde yardımcı olunacak bir şey varsa bunu kişiye gösterecektir. Bu şeyi biz yapmamalıyız yani bu doktor değişikliği. Çünkü hakikaten bunu çok ciddi hem kişi zaman kaybetmiş oluyor hem gereksiz yere işte mali bir yükü var. Tahliller, tetkikler, kanlar alınıyor. Bir sürü ilaç kullanılmış alınıyor her giden hekim değişik. Yani bununla ilgili sistemde bir sıkıntımız var. Umarız önümüzdeki süreçte bunlar da çözülür. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Teşekkür ederim EYTV'ye nezdinizde. Ağırlamaktan onur duydum. İnşallah ilerleyen zamanlar yine böyle güzel bir tabii her zaman biz seve seve bu desteği veririz. Çok sağ olun. Evet değerli EYTV izleyicileri, değerli doktorumuzdan çok güzel bilgiler aldık. Tabii bir programın daha sonuna geldik. Sağlıklı ve güzel kalın, güzel düşünün, güzel yaşayın. Hoşçakalın.